Bu dersimizde joinlerden left order join'i inceleyeceğiz. Left order join anlatımına, açıklamamıza bakalım. Açıklamamızda görüldüğü gibi ilk tablodaki, yani soldaki ilk tablo olarak belirlediğimiz tablodaki bütün kayıtlar gelir. İkinci tabloda ise ilk tablodaki ortak alana, yani ilk tablo ile birleştirdiğimiz ID alanına göre uyuşan kayıtlar gelir. Neydi? Tekrarlayalım. İlk tabloda bütün kayıtlar geliyor. Yani sol taraftaki kayıtlar oluyor. Bu nedenle zaten adı Left Order Join. İlk tablodaki bütün kayıtlar gelir. İkinci tablo, yani sağ taraftaki tablolarda ise ilk tablodaki ortak alana, yani ID'ye göre uyuşan kayıtlar gelir. Yani sol ile sağdakini birleştirdiğimizde soldaki bütün kayıtlar geliyor. Ancak sağdaki kayıtlardan sadece soldaki tablo ile birbiriyle ilişkisi olan kayıtlar getirilir sağdaki tabloda. Eğer ikinci tabloda, yani sağdaki tabloda ilk tablodaki ID'lerin tamamı yoksa, olmayan o satırlar için ikinci tablodaki alanlar null olarak gelir. Yani iki tabloyu birleştirdik. Sol taraftaki tablonun bütün kayıtları getiriliyor. Sağdaki tablonun sadece soldaki tablodaki verilerle birbirine uyuşan kayıtları getirilir. Sağ tarafta eğer sol taraftaki tabloyla uyuşmayan kayıtlar varsa onlar null olarak gelir. Şimdi örneğimizden daha detaylı anlayacağız. Select p.name pr.productReview id from production.product p. Alias olarak burada p verdik. Bu takma ismimiz p. Burada da gördüğünüz gibi p'yi kullanıyoruz. Daha sonra left order join diyoruz. Left order join'dan sonra ikinci tablomuzu, yani sağ tablomuzu. Burada sol tablomuz burası oluyor. Sağ tablomuz ise production.productReview pr ile alias verdiğimiz pr tablosu oluyor. Pr tablosundan da yukarıda productReview id'yi veriyoruz. Alıyoruz diyelim. Ve bunlar üzerinden p.productId eşittir pr.productId diyerek bunların ikisini ilişkilendiriyoruz. Şimdi bunun sonucuna bakalım. Execute ile çalıştırdım. Burada sol taraftaki kayıtlar tamamıyla geldi. Bizim açıklamamızda olduğu gibi. Sağ tarafta ise genellikle null. Bakalım sol ile birleşen bir kayıt var mı? Aşağı doğru iniyorum. Bir tane var. Bir tane daha. İki tane daha çıktı. Evet. Toplamda 4 kaydımız sol taraftaki tablo ile ilişkilendirilebilir kayıtlar diyebiliriz. Sağdaki tablodaki kayıtların çoğunluğu görüldüğü gibi null olarak geldi. Yani sadece 4 kayıt soldaki tablo ile ilişkilendirilebilir durumda diyebiliriz. Bu şekilde left order join'i istediğimiz yapıda bu mantıkta kullanabiliriz.